bugün bu videoyla bitmeyecek. İkinci bir video gelecek bugün. Bu videoda izlediğiniz haberlerin 10 kat daha iyisi ve 10 kat daha çok sevineceğiniz video bugün akşama doğru sizlerle birlikte olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar, burası çok önemli. Sakın sardırmayın. Biliyorsunuz yayınlarda hep diyordum, o bilgisayar bir gelsin, o bilgisayar masam gelsin, ekipmanlarım gelsin, o gelsin, bu gelsin hep diyordum ya. Artık hepsi geldi arkadaşlar. Yayıncı koltuğum, ekipmanım, masam, bilgisayarım, her şeyim geldi. Vlogunu da güzel bir şekilde hazırladım, paylaşacağım sizlerle. Artık yayınlara, videolara daha sık özen göstereceğim ve bomba içeriklerle karşınızda olacağım. Bunun bilgisini vereyim. Ekipmanlarımın gelişinin şerefine videoya bolca like istiyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. İlk haberim sezon kostümleriyle alakalı ve yenilenen sezon mantığı ile ilgili olacak. Çok güzel yenilikler var. Daha çok SP kazanma imkanınız olacak. Bu oyuna yeni başlayanlar için çok önemli bir detay ve sizleri de ilgilendiren farklı detaylar da var. Bildiğiniz gibi S26 kostümü Baras kahramanına gelecek. Baras kahramanında çok ahım şahım kostümleri olmadığı için bu kostüm birçok kişi sevindirecektir. Ama benim burada vereceğim haberler, dediğim gibi, bunlar diye hemen buradan çıkalım. Mobile Legends soyunu sezon arayüzünü yeniledi arkadaşlar. Bu şekilde olacak sezon arayüzü ve ödüllerin alınma mantığı ile ilgili değişiklikler yaptı. Şimdi normal orijinal sunucularla kıyas yapmak için telefonumu elime aldım. Sağ tarafta normalde üst kısımda lig ödülleri vardı. Alt kısımda da sezon ödülleri vardı. Sezon ödülleri kısmı sadece lig ödülleri kısmına tıkladığımız zaman burada şu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan zaten en üst lige çıktığımız zaman bayağı bir CP alıyoruz, tamam mı? Sezon geçişi alanında bu alan dışında farklı CP toplayabileceğimiz yerler de eklendi. Yani sezon yolculuğu. Buranın mantığı da çok farklı. Normalde Mobile Legends oyununda orijinal sunucularda bu kısımlara girdiğimiz zaman kurallara baktığımızda oyun bize hep şöyle derdi: sezon bittiğinde ödüller post yoluyla size gönderilecektir. Ama şimdi olay farklı anladığım kadarıyla. Mesela yolculuk kuralı diye bir şey eklemiş. İhlal gerçekleştirmeden oynanan her sıralı maçı için yolculukta bir maç kaydı kazanılır. Yolculukta belirli maç kayıtlarına ulaştığında ödüller alınabilir. Bak, burası önemli. Her ödül her sezonda yalnızca bir kez alınabilir. Kurallar sadece bu kadar. Yani post yoluyla göndereceğim falan demiyor. Kapattım burayı arkadaşlar. Burada bakın yeni sekmeler eklemiş. 20 maç atarsan Argus'un S27 kostümünü alabiliyorsun. Ve bu bize bir mesaj. Bundan sonra Mobile Legends oyunu gireceğimiz yeni sezonun kostümünü çok sonralardan bizlere duyurmayacak. S27'ye gireceğiz ya. S27'nin kostümü Argus. S28'e gireceğiz ya, S28'in kostümü de o an belli olacak. Bir daha sezonun sonuna kadar beklememiz gerekmeyecek. Yani erkenden bu kostümleri Mobile Legends oyunu bizlere duyuracak. Onun bilgisini vereyim. Benim anladığım bu. Ve burada şöyle bir mantık var. Her maç tamamlayışınızda, oynayışınızda ödüller alıyorsunuz. 20 maçta Argus'un kostümü, 40 maçta şu kadar CP. Böyle böyle görüyorsunuz. En güzel ödül de 200 maçta Kızılötesi avatar çerçevesi. Zaten oynadığınız maç miktarı şu sarı alana yansıyacak. Burada ne kadar maçınız var, ödülleri almak için kaç maç atmanız lazım filan, şuradaki alandan takip edebileceksiniz. Bu yeni sistem benim hoşuma gitti. Çünkü diğer mobil mobalarda mevcut olan bir sistemdi. Yeni sezona girdiğiniz zaman o sezonun kostümü belli olur. Bir daha beklemezsiniz yani. Mobile Legends oyununda şu anda onu gerçekleştirmiş. Bu gerçekten güzel bir şey ve sezon ödülünü önce alıp kullanabileceksiniz. O sezon içerisinde alıp kullanabileceksiniz. Sizler yenilenen sezon yolculuğu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Hepinizin bildiği gibi Mobile Legends oyunu çok sık legend kostüm getiren bir oyun değil. Ama son duyumlara göre sanırım yeni yıl içerisinde, hatta bu yıl bitmeden de dahil, birçok legend kostüm oyunumuza gelecek. Bunlarla ilgili bütün bilgileri sizlere vereceğim. Hangi kahramanlara gelecek, ne olacak diye. Ama öncesinde herkesin bana sormuş olduğu bir soruyu aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu alanda şafak kristallerimizle çevirmeler yapabiliyoruz. Ve Mobile Legends oyunu şafak kristal aboneliklerini kaldırıyor. Bakımı alacak, düzenleyecek ve büyük ihtimalle yeniden oyuna getirecek. Ha diyelim ki getirmedi. Sorular şu şekilde: elimizdeki şafak kristallerini kullanabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, şafak kristallerinizi
her zaman eskiden olduğu gibi kullanabildiğiniz yerlerde kullanmaya devam edeceksiniz. Ha diyelim ki Mobile Legends oyunu kullanmanıza izin vermedi. Bir şafak kristali eşittir bir elmas ya, o zaman Mobile Legends oyunu ne kadar şafak kristaliniz varsa karşılığında elmas size vermek zorunda. Anladınız mı arkadaşlar? Ve dediğim gibi şu an elinizde mevcut şafak kristalleriniz varsa böyle büyülü çark alanında kullanıp çevirmeler yapabileceksiniz. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Şimdi gelelim legend kostümlerle ilgili haberlerime. Şu an ekrana bir görsel yansıttım. Franco kahramanına legend kostüm geliyor. Hatta Mobile Legends oyunu bunu duyurdu. Önümüzdeki ay içerisinde legend kostüm bu ekranda olacak. Hatta ekranla ilgili tasarımları falan da görüyorsunuz. Tarih yok arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde tarihle ilgili bilgiye ulaşır ulaşmaz ya da kostüm buraya düştüğü zaman hemen sizlerle paylaşacağım. Franco Legend'i zaten biliyorsunuz. Şimdi geçelim legendlerle ilgili diğer haberlere. Önceki videolarımda Mobile Legends oyununun Veil kahramanına legend kostüm getireceğini sizlere söylemişim. Hatta kostüm görselinde şu an ekranda görüyorsunuz. Bu iki kostümden birisi legend olarak gelebilir. Geçelim diğer olaylara. Biliyorsunuz Aurora kahramanına da legend kostüm gelecekti. Bunu iptal etti Mobile Legends oyunu. Ve bize bir duyuru daha paylaştı. Dedi ki ben oyundan herhangi bir büyücü kahramanına legend kostüm getireceğim. Bu ya Vale kahramanı olacak ya da Mobile Legends oyunu şuradaki oyunumuzdaki büyücü kahramanlardan birisine legend kostüm getirecek arkadaşlar. Olanları saymayın. Olanlar dışındaki büyücü kahramanlarından bir tanesine legend kostüm getirecek. Ve bu kostümü seçerken oyun kafasına göre seçmeyecek arkadaşlar. Bunu tamamen biz oylama yaparak seçebileceğiz. Bunun bilgisini de vereyim sizlere. Ve legend kostümlerle ilgili bir haber daha vermişim sizlere. Gord kahramanının legend kostümü yenileniyor. Bu kostüm Mobile Legends oyunu yenileyecek. Zaten efektleri falan çok eski. Yani görüntü efektleri, ses efektleri bence en iyi olan legend kostüm bu. Ama görüntüsü biraz eskimiş. Bunu yenileyecek Mobile Legends oyunu. Legend kostümlerle ilgili hepinizi sevindirecek farklı bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz burada Valir, Saber, Mia, Gord, Alucard ve Gushin kahramanlarının legend kostümleri var. Ve Mobile Legends oyununu bu kostümlere efekt ekleyecek. Yani iz efekti ekleyecek. Her biri için efektleri ekrana yansıttım. O görselde görüyorsunuz. Bu şekilde efektler ilerleyen süreçlerde oyunumuza gelecek. Benim tahminimce legend kostüm sahibiyseniz o kostümün efektine ücret vermek zorunda kalmayacaksınız. Ve buraya bir detay daha eklemek istiyorum. Biliyorsunuz buranın ödül havuzu çok dandik bir şekilde. Yani şurada kostümleri görüyorsunuz. Iritel falan filan sandıklar var. Sanırım Mobile Legends oyunu o izleri buradaki çevirme sekmesine ekleyecek. Buradan alabileceğiz. Ya da kostüme sahip olunca o ize de otomatik sahip olacaksınız. Legend kostümlerle ilgili tarih ya da farklı gelişmelere ulaşır ulaşmaz biliyorsunuz bu kanalda sizlere bilgisini veriyorum. Bu haber çok önemli arkadaşlar. Hepinizin sardırmadan izlemesini istiyorum. Çünkü çok soru soruyorsunuz bu konuyla alakalı. Elmas yükleme sekmesine girdiğimiz zaman burada abone ol sekmesini görüyoruz. Bu sekmeyi Mobile Legends oyunu ilerleyen günlerde kaldıracak ve bunu yeniden tasarlayacak. Ve yükleme yap kısmına geldiğimiz zaman burada 7 gün sürer 7 gün sürer 2 tane haftalık elmas geçişi aboneliği görüyoruz. Bu abonelikler farklı bir mantıkta olacak. Haftalık geçiş aboneliği olacak ama şuradakiler gibi düşünün. Şafak kristal haftalık geçiş aboneliği diyor ya, buraya elmas haftalık geçiş aboneliği. Burada da şafak kristali aylık geçiş diyor ya, burada da elmas aylık geçişleyecek, tamam mı? Haftalık ve aylık olarak elmas geçişi aboneliği alabileceksiniz. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Şafak kristallerine gelecek olursak halihazırda test sunucularında yine duruyor. Belki 15'inden sonra tamamen kaldırılacaktır ki bence düzenlenip tekrar geri gelecektir şafak kristali aboneliği. Ama kaldırılsa bile sonuçta bizim için bir kayıp olmayacak. Var olan şafak kristallerimizi yine kullanabileceğiz ya da karşılığındaki elmasa dönüşecek arkadaşlar. Onun yerine de elmas aboneliği gelecek. Yani herhangi bir kaybımız olmayacak bu yönden. Onun bilgisini sizlere vereyim. Şafak kristali aboneliği, elmas abonelikleri ile ilgili ilerleyen süreçlerde daha farklı detaylar çıkarsa muhakkak bilgisini sizlere veriyor olacağım. Sıradaki haberim market alanına gelecek olan paketlerle ilgili olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar önümüzdeki ay Aralık ayının 3'ünde Rabbi ve Angela Aspirant etkinliği oyunumuza gelecek. Bunun gelişiyle birlikte market alanına Rabbi ve Angela saklı heykelleri için paket gelecek arkadaşlar. Bu paketlerin özelliği şu şekilde olacak. Detayları vereyim, zaten ekranda görselleri görüyorsunuz. Rabbi ve Angela paketlerini 10 elmas karşılığında 1x çevirme yapabileceksiniz. Maksimum 100x çevirmede ödülü garanti alacaksınız. Yani 1000 elmasta ödülü garanti alıyorsunuz saklı heykelleri.
Ama daha erkenden çıkma şansı da var. Biliyorsunuz ben burada çevirmeler de yapmışım. Tek attığım oldu. 10 çevirme de aldığım oldu. Ama olay şu şekilde. 1000 elmas maliyetini geçmeyecek şekilde bu saklı heykellere sahip olabileceksiniz. Bunlarla ilgili değişik videolarda çekip sizlerle paylaşacağım. Robbie ve Angela için üstü ışınlanma efekti gelecek. Görselini ekrana yansıttım. Bu efekte market alanda paket olarak alabilme imkanınız olacak. Bir paket çekilişi 15 elmas olacak arkadaşlar. Maksimum 200 çevirmede bu efekti alabileceksiniz. 200 çevirmede 3000 elmas ediyor bu efekt ama daha erken de çıkma ihtimali var. Biraz önce saklı heykellerde söylediğim mantığın aynısı bu efekt için de geçerli. Hazır aspirant etkinliği ile ilgili bilgileri veriyorken bu etkinlikle ilgili tüm detaylardan sizlere bahsedeceğim. Şu an ekrana bir görsel yansıttım. Feni ve Layla'dan bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu etkinlikte oyuna giriş yaparak bir jeton, arkadaşlarınızla klasik sıralı kulüp oynayarak 1 jeton, 50 elmas yüklediğinizde 1 jeton, 600 elmas harcadığınızda 2 jeton, 1200 elmas harcadığınızda 3 jeton, 2500 elmas harcadığınızda 5 jeton alıyorsunuz. Bu jetonları da ekranda görmüş olduğunuz şekilde emojilerle, efektlerle, çerçevelerle takas edebileceksiniz. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Robbie ve Angel aspirantlar için yükleme etkinlikleri de olacak arkadaşlar. Part 1 ve Part 2 şeklinde gelecek. 3 Aralık'ta etkinlik geldiğinde ön kayıt sandığına kayıt yapacaksınız ve o sandıktan bir tane bilet alacaksınız. Devamında etkinlik oyunumuza geldikten bir hafta sonrası yani 10 Aralık'ta yükleme etkinliği gelecek ve bu etkinlikte oyuna giriş yaparak 1 bilet, 100 elmas yükleyerek 2 bilet, 250 elmas yükleyerek 2 bilet, 500 elmas yükleyerek 4 bilet, aspirant etkinliğinde 250 elmas harcayarak 2 bilet, 500 elmas harcayarak 3 bilet, 500 elmas harcadığınızda 200 elmas harcama görevini de yapmış oluyorsunuz. Ve böylelikle etkinlikten ve ön kayıt sandığından toplamış olduğumuz biletlerin sayısı 15x olacak arkadaşlar. Yani 15x çevirme yapabileceğiz. Daha sonra etkinliğin bitimine doğru Part 2 yükleme etkinliği gelecek. Burada ön kayıt sandığı olmadığı için bir öncekine göre bir eksik çevirme hakkı alacağız. Totalde de 29 çevirme hakkını Mobile Legends oyunu bizlere vermiş olacak. Umarım en güzel kostümler sizlere çıkar bu etkinlikte ki zaten bu etkinliği ben çok soyuyorum. Biliyorsunuz yükleme etkinliklerinde hesaplara girip elmas yükleyerek çevirmeler yapıp en güzel kostümleri abonelerime çıkartmaya çalışıyorum. Yine Part 1 için çekilişimizi YouTube kanalımda canlı yayınlarımda yaptım ve 10 kişiye 10 kişinin hesabına girip çevirmeler yapacağım. 500 elmasını yükleyeceğim, etkinlikte çevirmelerini yapıp en güzel kostümleri çıkartmaya çalışacağım. Part 2 için de yine 10 kişiye çekiliş yapacağım. O yüzden kanalı takip etmeyi, abone olmayı, daha sonracığıma yayınlarıma katılmayı ve özellikle Discord sunucuma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü Discord sunucumdan daha erken haberdar olursunuz böyle şeylerden. Bilginiz olsun. Robbie aspirant etkinliği ile ilgili bilgiler verdikten sonra burayı söylemesem olmazdı arkadaşlar. Mobile Legends oyununda şu anda hangi etkinlik varsa elmas harcamanızı gerektiren harcamayın arkadaşlar. Ama size tavsiyem şu. Bu etkinliğe, Robbie ve Angel aspirant etkinliğine kesinlikle ve kesinlikle imkanınız varsa elması gömün abi. Çünkü bu etkinlikte çevirmelerden şu kolektör kostümlerinden birisini ya da şuradaki değerli epik çark epik kostümlerden birisini alabilirsiniz. Zaten 10x çevirmede garanti epik veriyor oyun arkadaşlar. O yüzden bu etkinliğe imkanınız varsa gömün, elinizi korkak alıştırmayın. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi ama videomun başında dediğim gibi bugünü bir video ile kapatmayacağız. İkinci bir video ilerleyen saatlerde sizinle olacak ve o videoda hepinizi çok sevindirecek mükemmel haberlerim olacak. Bu videodakinden 10 kat daha iyi, öyle diyeyim sizlere. Bu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abonun like butonlarına. 20.000 abone olmamıza çok az kaldı. Yeni hedefimiz 50.000 abone. Umarım desteğiniz sayesinde onu da başaracağız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.